Lütfen sorunu sor. Sorum şu. Şimdi diyelim ki ablamın ben kanalına bakmak istiyorum, yani hani ona Kanal oldun. o kanal oldum, pardon, bakmak istiyorum. Fakat onun pek müsaadesi yok. Yani bu şeye Evet. pek sıcak bakmıyor. Yani o yüzden bakamıyorum herhalde. Bakamayız. Bakamıyorum. O Bakmayacağız. Evet. bakmayacağız. Tamam. Müsaadesi yoksa bakmayacağız. Tamamdır. Çocuksa eğer reşit olmamışsa, bizim hakkımız varsa bakarız. Tabii bizim kendi çocuğumuzsa. El alemin çocuğuna bakamayız. İzin almak gerekir. Peki kim bakabilir? Eğer bir hakimse, savcıysa, bir cinayeti araştıracaksa, bir hırsızlığı araştıracaksa, bir suçu araştıracaksa, hakkı varsa bakar. Ha, biz de eğer hakkımız olduğunu düşünüyorsak gideriz Rafikistan'da bakarız. Rafikistan'a gittiğimizde orada vardır. Aslında şöyle bir şey var. Şu var. Aslında herkesin Rafikistan'a gidip kanal olma hakkı var. Neden kanal olma hakkı var? Bir insan neden peki kendi hayatını bize göstermek istemez? Eğer sen güzel işler yapmışsan, seni saklayacak bir şeyin yoksa, her şey övünçle doluysa, gurur duyarsın, dersin ki gel kardeşim al bak. Ama bir hırsız, bir katil, kötü işler, pis işler yapmış birisi der ki benim kanalıma girmeyin. He, aynen şu demek. Bankada güvenlik kamerası var. Hırsızlık olmuş. Hırsız diyor ki güvenlik kameralarına bakmayın. Niye? Çünkü hırsızlık yaptığı ortaya çıkacak. İşte Allah bu kamera kayıtlarını bankalar gibi son 30-40 yılda koymadı. Güvenlik kameraları şimdi son 30-40 yılda, 50 yılda var değil mi? Ta evren yaratıldığı günden beri kameralar var, Allah'ın kameraları. Allah'ın kameralarına bakmak günah mı? Günah değil. Eğer günah olsaydı zaten ne sen bakabilirdin ne ben bakabilirdim. Bakamazdık gözümüzü kapattığımızda. Peki baktığımızda ne olur? Baktığımızda hırsızlar, arsızlar, soyguncular, katiller ne yaptıkları belli olur ya, biz de onları deşifre ederiz. Biz onları deşifre ettiğimizi anladıkları an artık onlar o işleri yaparken 50 bin kere düşünürler, yapalım mı yapmayalım mı? Çünkü kamera kayıtları orada. Şimdi bir hırsız bankaya girerken bile, bir hırsızlık yaparken bile 50 defa düşünüyor değil mi artık şehirlerde? Toplumda ise bu kameraların kaydedildiğini, Allah tarafından var edildiğini bilince kendi düzeltme yoluna gider. Aslında bu dili öğrenmek neyi sağlıyor? Herkesin dost olmasını, rafik olmasını sağlıyor. Eğer herkes birbiriyle dostsa, Yaradan'la dosttur, Allah'la dosttur, o zaman suçlar azalır. Başkasının kanalına girmek konusunu biraz önce düşüneceğiz. Hemen istediğimiz an girmeyelim ama başkasının kanalına girmek gibi bir hakkımız var. Fakat şunu yapmayalım. Onun kanalına girdik. Onun şu ağrısı var. Hadi ağrısını yok edelim. Hayır, bize gelmemişse, bizden şifaya vesile olmamızı istememişse yapmayacağız. Onu düşününce bize karşı bakabiliriz ama. Hı? Yani karşımızdaki insan bize nasıl bakıyor, nasıl Ha, tabii canım. Evet, karşımızdaki insan bizim için iyi bir şeyler mi düşünüyor, kötü şeyler mi planlamış? şeyler Bunları düşünüyor. bakabilirsin. Ve Bundan zaten onun için ben bunu şu anda bizim mesela ülkemizle alakalı. Cumhurbaşkanımız diyebilir ki ya lütfen bak. Sonra o biraz kalsın. Aynısı burada var. Şarjı bitti onun. Tamam. Şarjı sıfırlandı onun. Şarj alıyor. Yok, burada da şarj var ki. Birazdan açacağım. Mesela Cumhurbaşkanımız diyebilir ki hadi bak bakalım Kuzey Kore Devlet Başkanı bizim için ne düşünüyor? O zaman bakma hakkımız var. Belki adam kötü şeyler düşünüyordur. Ya da güzel şeyler düşünüyordur. Güzel şeyler düşündüğünü de söyler bize. Kesinlikle kim olursa olsun bizim için düşünceleri dahi hepsi orada var. Hatta bakalım mı ben? Kapat gözünü. Bak Çin'in devlet başkanı. Bizim ülkemizi karıştırmayalım. Çin'in devlet başkanı Belçika için ne düşünüyor? Heh, bunu
daha iyi. Siyasetten de uzaklaşmış oluruz. Çin devlet başkanı hangi hayvan? Böyle bakacağız. Çin devlet başkanı bak bakalım hangi hayvan ve Belçika için ne düşünüyor? Belçika için ne düşünüyor? Aklına ne geliyorsa söyle. Ben biliyorum bazı müstehcen şeyler geliyor, söylemek istemiyorsun. Gergedan kitabınızda var. Arkasını dönüyor. Ne yapmaya çalışıyor Belçika için? Poposunu sallıyor. Arkasını sallıyor. Bu şekilde. Tamam. Yani çiğ almıyor, onu demeye getiriyorum yani. O şekil. Şimdi onu bir insan yap. Bak bakayım. Gergedan Belçika için, Gergedan bir insan oldu ve Belçika ya, kendi çıkarları için neler söylüyor? Belçika hakkında onun aklından geçenler neler? Hemen 5 dakika içinde bitiriyoruz. Şey, yani az önce dediğin gibi bakarken ne geçiyor kafasından? Geçen tam idrak edemiyorum ama şöyle bir hareket var. Bu şekil görüyorum. Fazla da bir şey. Tamam, ne anlıyorsun hareketten? Demin söylemiştin bize. Yani tiye almıyorum. Yani. Tamam, bu kadar. Kötü bir şey de düşünmüyor ama değer de vermiyor.